Selamünaleyküm Yeni Asya Gazetesi, Euronur TV izleyicileri. Bediüzzaman'ın Hayatından Tespitler isimli programımızın 29.'su ile karşınızdayız. Abdülbaki Çimiç hocamızla beraberiz. Hocam tekrardan hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Hayırlı çekimler diliyorum. İnşallah 29. çekimle hayırlısıyla çekeriz. İzleyicilerimizin istifadesine sunmuş oluruz. Allah razı olsun hocam. Yeni bir seneye de miladi olarak girmenin arafesindeyiz. Bu yüzden de programlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. 29. programımızda geçen haftanın tekrarından devam edeceğiz. Üstad Hazretleri artık İstanbul'dan ayrılıp İzmit'e seyahat ediyor. İzmit'e geçiyor. Bu seyahat biraz da zorunlu bir seyahat hocam. Oradan ilk sorumla başlamak istiyorum. Üstad Hazretleri 31 Mart olayını desteklemediğini göstermek için ayrı bir hareket tarzı yapıyor. Burada İzmit'e bir geçişi söz konusu hocam. Burada bazı çalışmalarda da bulunuyor İzmit'te. Bu kısmı açabilir miyiz? Buyurun. Öncelikle şunu ifade edelim. Biz Bediüzzaman Hazretleri'nin Hayatından Tespitler seri çekimlerimizi bu 29. çekime kadar getirdik. Bunun işte son çekimleri 31 Mart hadisesiyle alakalıydı. Hem yazı serimizin içerisinde hem de çekimlerimizde epey yer tuttu. Ve 31 Mart hadisesi vuku bulduktan sonra çok şiddetli hadiseler yaşanıyor ve tutuklanmalar başlıyor. Ve 31 Mart hadisesini biliyorsunuz Bediüzzaman Hazretleri tasvip etmiyor. Kesinlikle tasvip etmiyor. Çok kısa süre bir dışarıdan izliyor. Ondan sonra anında terk ediyor ve tanıdıklarında karışmamasını tavsiye ediyor. Bunu her ortamda dile getirdiğini görüyoruz Bediüzzaman Hazretleri'nin. Yani itidal ölçüleri içerisinde davranmak gerektiği yönünde Bediüzzaman'ın ikazlarını görüyoruz. Zaten 20 Mart 1909'da Volkan gazetesinde Bediüzzaman Hazretleri'nin son yazısı yayınlanıyor, makalesi yayınlanıyor. Bu makalede dahi biz Bediüzzaman Hazretleri'nin yine itidalli yazılarını ve ikazlarını ve topluma sağduyulu olma yönündeki gayretlerini görüyoruz. Çünkü 31 Mart vakası karışık ve itişalı günlerini yaşıyor o dönemde. Bu isyanı ve bu kanlı anarşiyi bastırmak için Bediüzzaman Hazretleri o zaman 30 yaşında çok büyük gayret sarf ettiğini görüyoruz biz. Ancak iş çığırından çıkıyor. O arada Bediüzzaman Hazretleri birçok toplantı yapıyor. Hatta askerlere yönelik onları ikna etmek için bir takım heyetlere katılıyor. Gidiyor onlara konuşmalar yapıyor. Ve böyle bir hadiseyi desteklemediğini ve kesinlikle buna karışılmaması gerektiğini ve özellikle askerlere işte başlarındaki zabitlerine karşı itidalli olması gerektiğini ve itaat etmeleri gerektiği yönündeki ikazlarını ve tavsiyelerini biz görüyoruz. Ve Bediüzzaman Hazretleri bakıyor ki artık nasihat da daha tesirsiz hale geliyor. Artık nasihatın da tesirsiz olduğunu görünce zaten o arada da tutuklamalar ve o karışık hadiseler, ihbarlar başlıyor. Ve Bediüzzaman Hazretleri ne yapıyor? Bu tarihten sonra İzmit'e geçtiğini görüyoruz. Tabii burada tam kesin İzmit'e geçtiği tarihi kesin olarak ifade edemesek de kanaatimiz o ki 24 Nisan 1909'dan sonra Üstad Hazretleri İzmit'e geçmiş diye kanaatimizi söyleyebiliriz. Çünkü hadiseleri takip ettiğimizde o tarih daha uygun oluyor. 24, 25, 26 Nisan gibi Bediüzzaman Hazretleri İzmit'e geçmiş diye düşünüyoruz. Ve İzmit'te kaldığı süre içerisinde de Bediüzzaman Hazretleri yine uzlaştırıcı, asayişi temin edici konularda çok hassas davranıyor.
Ve her ne kadar 31 Mart vakasının arkasında derin bir komitenin etkisi ve planı olsa da hadiseler çığırından çıktıktan sonra Bediüzzaman Hazretleri itidal ve sükunetin sağlanması için hem gayret ediyor hem de kendisini o itişalı ve o karışık keşmekeş hadiselerin neticesinde şeyden ne yapıyor efendim? İstanbul'dan İzmit'e geçiyor. Ve böylece Bediüzzaman'ın İzmit'e geldiği ve bazı faaliyetlerde bulunduğu zamana, biraz öncesine yaşanan hadiselere kısaca bakacak olursak biz şunu görüyoruz. 31 Mart 1325'te yani 13 Nisan 1909 Salı günü Selanik'ten İstanbul'a meşrutiyet muhafızı olarak gönderilmiş ve Taşkışla'ya yerleştirilmiş bulunan avcı taburları efradı zabitlerini kışlara da hapsettikten sonra gece yarısına doğru Sultanahmet Meydanı'ndan toplanarak büyük bir isyan başlatıyorlar. Bu isyan sırasında Bediüzzaman'ın rolü daima yatıştırıcı oluyor. Makaleleriyle, hitabeleriyle isyan eden 8 avcı taburunu bizzat ne yapıyor? Yaptığı konuşmalarla onları subaylarına karşı itaate davet ediyor. Bunda da başarılı oluyor. Ancak işler iyice karışıyor. Hadiseler çığırından çıkıyor. Artık dediğimiz gibi nasihatında tesirsiz olduğu anlaşılınca Bediüzzaman Hazretleri 31 Mart'ın o karışık günlerinde İzmit'e doğru yolculuğa çıkıyor ve kaynaklara göre İzmit'e bağlı Yarımca ve Kalburca beldelerinde bazı çalışmalarda bulunduğunu ne yapıyoruz biz? Görüyoruz. Yine 31 Mart vakasını bastırmak için Selanik'ten gelen hareket ordusu duruma hakim olup isyanı bastırdıktan sonra divanı harp mahkemeleri kurulup cezalandırmalar başlıyor. 31 Mart'ın o keşmekeş ve karışık günlerinde Bediüzzaman artık ne yapıyor? İzmit'e çekiliyor. Bu hadiseyi, Bediüzzaman'ın İzmit'e geliş hadisesini Rıfat Yüce Koceli Tarih ve Rehberi isimli kitabında şöyle ifade ediyor. Meşhur Said Nursi'nin meşrutiyetten evvel ve sonra İstanbul'da bulunarak çeşitli gazetelerde yüce mefkuresini anlatan yazılar yazdığını ve 31 Mart'ın o karışık günlerinde İzmit'e geldiğini yazmakta. Sonra merkezi umumi ile temas edildikten sonra tekrar İstanbul'a döndüğünü ifade etmektedir. Kim bunu ifade ediyor? Rıfat Yüce isminde o zaman İttihat ve Terakki'nin İzmit'te efendim temsilciliğini yapan bir gazeteci bu. Koceli Tarihi ve Rehberi isimli eserinde bu meseleye ne yapıyor? Temas ediyor. Ve bundan başka efendim resmi makamlara teslim olunca Bediüzzaman'ın kama ve rovalveri var. Onlara el konuluyor ve Bediüzzaman'ın 31 Mart hadisesi sonrası memleketine dönmeye ve bu zulümleri görmekten uzaklaşmaya karar veriyor ve yola çıkıyor. Ancak Osmanlı arşivinde bir belgeden İzmit'te gözaltına alındığı ve elinden rovalver ve tabancası ile kamasının alınarak İstanbul'a gönderildiği anlaşılmaktadır. Zira divan-ı harbe verilmesinden bir gün sonra İzmit'te alıkonulan söz konusu silahlarının İstanbul'a iadesi istenmektedir. Bir işte Osmanlı arşiv belgelerinde bu belgede elimizde mevcut Bediüzzaman'ın işte silahlarına, kama ve rovalverine el koyduğuna dair belge şu şekilde belgedeki bilgiler. İlgili belgede şu ifadeler geçiyor. 11 Mayıs 1325 yani 24 Mayıs 1909 tarihli bir belge bu. Mektubi kalemine mahsus 309 İzmit Polis Komiserliğine Bediüzzaman Kürt Said Efendi'den idarece alınmış olan bir kama ve rovalverin seri an daire-i zaptiyeye
gönderilmesi ve tebyiz şeklinde ifade ediliyor. Demek ki Bezüman Hazretleri 31 Mart'tan sonra, özellikle 24 Nisan 1909'dan sonra, bu 25'te olabilir, 26 Nisan'da olabilir, bu tarihten sonra ne yapıyor? İzmit'e geçiyor. Çünkü o İstanbul'un o karışık vaziyetinden uzaklaşmak istiyor. Daha önce de zaten kendisine İzmit'ten teklifler gelmiş. Çünkü İttihad-ı Muhammedi Cemiyeti'ne İzmir tarafından epi katılım olmuş. Bezüman Hazretleri takip ediliyor. Makaleleri okunuyor, biliniyor, tanınıyor. Onun için de İzmit'e geçiyor. Ancak kısa süre içerisinde İzmit'te tutuklanarak işte kendi rovelverine ve kamasına da el konularak tekrar İstanbul'a sevk ediliyor. Hadiseyi bu şekilde inşallah birinci soruyu bitirelim. Hocam, Bediüzzaman Hazretleri'nin İzmit'e geldikten sonra bir mülakat durumu var ve ondan sonra da tutuklanma hadisesi yaşanıyor. Bu kısmı açabilir miyiz? Neler yaşanıyor burada? Birinci soruda da kısmen bahsettik. İzmitli Rıfat Yüce isminde bir gazeteci, Kocaeli Tarihi ve Rehberi isimli bir kitap yazıyor. Ve bu İzmitli gazeteci o zamanın İzmit'teki İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin de ileri gelenlerinden birisi bu Rıfat Yüce. Bu Kocaeli Tarih ve Rehberi isimli kitabında Bediüzzaman'ın İzmit'e geldiği zaman kendisiyle yaptığı görüşmeyi anlatıyor. Kitabında buna yer veriyor. Bu kitaptaki bilgilere biz ulaştık. Tabii ki kendi anladığı ve Bediüzzaman'ı ne kadar dinledi, hangi soruları sordu ve o cevapları bizzat kendisi dinledikten sonra kendi ifadeleriyle aktarıyor. Tabii buraya da bir şerh koyalım. Yani görüşme muhakkak vuku bulduğu kanaatindeyiz. Ancak kendi anladıklarını ifade ediyor. Bu cihetle de direkt Bediüzzaman'ın belki de asli anlatmak istediğinden daha farklı anlatıyor da olabilir. Yani bu şeyi de düşünelim bu mülakatta. Rıfat Yüce'nin yazdığına göre Bezüman İzmit'e geldiğinde bu durumu İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin merkezine bildiriyor. Yani Bediüzzaman'ın İzmit'e geldiğini İttihat ve Terakki'nin orada merkezine ne yapıyor? Bildiriyor. Merkezde tutuklanmasını söylüyor. Enteresan değil mi? İttihat ve Terakki merkezi Bediüzzaman'ın tutuklanmasını söylüyor ve Bediüzzaman gözaltına alınıyor. Böylece. Kitabının daha sonraki sayfalarında Rıfat Yüce Bediüzzaman'ın İzmit'e gelişini ve aralarında geçen ilişkileri ve konuşmaları ne yapıyor? Aktarıyor. Şöyle, 31 Mart olayı olduktan sonra gün aşırı cemiyette toplantılar yapıyorduk. Yeni haberler öğrenmek için her gün İstanbul'dan gelen treni karşılamak için istasyona giderdim diyor Rıfat Yüce. Bir gün gittiğimde trenin askerle dolu olduğunu gördüm. Hareket ordusu İstanbul'a yaklaştığında İstanbul'da isyan etmiş olan askerlerin sırayla memleketlerine gittiğini gördüm diyor. Onlarla biraz konuştum. Yani askerler İstanbul'dan ayrılıyorlar, trenle memleketlerine doğru gidiyorlar. Demek ki İstanbul'u bir terk ediş söz konusu. Bu hareketlerinin iyi olmadığını ve geri dönmeleri gerektiğini söyledim diyor askerlere. Onlar da memleketimize bir gidelim, düşünürüz gibi cevaplar verdiler diyor. Ertesi gün yine istasyona gittiğimde geç kalmıştım. Tren gelmiş, yolcular şehre doğru geliyorlardı. Aralarında farklı elbiseli bir zat gördüm diyor Rıfat Yüce. Herkes ona bakıyordu. Kim olduğunu sordum. Bediüzzaman Said Nursi dediler. Bu zatın şöhretini daha meşrutiyet ilan edilmeden önce duyuyordum. Diyorlardır ki doğudan bir Kürt hoca gelmiş, İstanbul ulemasının takdirlerini kazanmış,
Meşrutiyet ilan edildikten sonra bu zat matbuhat sahasına çıktı. Fikri ve mütalaları halkın dini hislerini okşar surette olduğundan onun yazısı çıkan gazeteler çok okunurdu diyor. Said Nursi İstanbul hamallarının kaba kumaştan yaptırmış oldukları dayanıklı elbiselerden giyinmiş ama buna birçok ilaveler yapmış. Kollarına, yakasına çeşit çeşit yamalar, allı, mavili, kırmızılı, pembe ve açık ve kolları renk renk ve insanın aklına her türlü türlü gelirse o renkleri Bediüzzaman'ın elbisesinde bulabilirsiniz diyor. Yani bu Bediüzzaman'ın elbisesini bu kadar detaylı biz bilmiyoruz. Yani diğer kaynaklardan bu kadar bize detaylı bir Bediüzzaman'ın giyiniş şekli ifade edilmiyor. Ama Rıfat Yüce bunları aktarıyor. Böyle türlü renklerin olması bilgin olduğuna işaretmiş diyor. Böyle de bir bilgi veriyor. Yani öyle farklı renkleri kullanan giymesinin sebebini de üzerinde elbisesinde bulunmasının sebebinin onun bilgin olduğuna işaretmiş. Sarığı da aynı şekildeydi. Ben bunun benzeri birisini görmüştüm ama o diyor meczuptu. Fakat bu öyle değil. Bu farklı bir insan diyor. Bediüzzaman'ın bu farkını da ortaya koyuyor. Tabii Rıfat Yüce bunları söyleyerek kendisine verilen Bediüzzaman'ın maddi ihtiyaçlarıyla yatacak veya işte yeri gibi böyle nerede kalacağıyla onlarla ilgileniyor. Fikirlerini almak için efendim böyle bir takım görevler icra etmeye çalışıyor ve onu bir otele yerleştirdiğini söylüyor. İşte onun ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor. Bediüzzaman da namazını kılıp uykuya çekiliyor. Bu arada İttihat ve Terakki Merkezi'nden Bediüzzaman'ın tutuklanması için emir geliyor. Tutuklanıyor ve İzmit Polis Dairesi'nde divanı harbe çıkarılıncaya kadar tutuklu olarak kalıyor. Bediüzzaman'ın İzmit'teki yaşadığı hadiseleri bu şekilde bize ne yapıyor? Aktarıyor Rıfat Yüce. Pekala Rıfat Yüce bir de mülakat yapıyor Bediüzzaman Hazretleri ile. Ve bu mülakat da bu kitabında efendim geçiyor. Mesela bu kitabı efendim Rıfat Yüce'nin 2007'de basılmış sayfa 119. sayfada bu efendim bilgiler mevcut. Otelde İzmit eşrafından ve özellikle muhafazakar kısımdan birçok kişi ziyarette bulunuyor Bediüzzaman'ı. Bu arada Rıfat Yüce'de bazı sorular soruyor. Bu sorular ve cevaplar şöyledir. Rıfat Yüce'nin birinci sorusu, İstanbul bilginleriyle konuşma yapıp yapmadıklarını sordum diyor. Cevaben, İstanbul bilginleriyle görüştüm. Onlar çok iyi adamlar. Fakat pek çokları derin bilgin değillerdir dedikten sonra içlerinde Farsça bilenlerin az olduğunu ilave etti diyor. İçlerinde sarf ve nahiv kaidelerine mantık, beyan, belagat, bedi, fıkıh usulü, fıkıh, kelam hikmeti, atik iyi bilenler var diyerek de takdir eden bir dil ile ne yapıyor? Anlattığını ifade ediyor. İkinci sorusu, niçin memleket elbisesini giyiniyorsunuz? Yani elbisesini de soruyor. Ve bu soruya da diyor, bizim memleket halkı böyle giyer. Ben de o halktan biriyim. Hocalar içinde İstanbul bilginleri gibi seçilmiş ayrı bir elbise yoktur. Yalnız bu renkler bilgin olduğuna işarettir dedi diyor. Yani Bediüzzaman da o renklerinin efendim kendisini farklı anlatmak için bilgin olduğunu ifade ettiğini söylüyor. Tabii bunları Rıfat Yüce söylüyor. Üçüncü soru, inkılabı diyor. Yani meşrutiyetin ilanını öyle anlıyoruz. Nasıl karşıladığı sorusuna cevaben ise diyor, inkılabı iyi karşıladım. Allah'ın emri mucibince hareket edilirse iyi. Fakat İstanbul'un kötü düşünceli adamlarının elinde alet olursa tabii kötü olur. Ben inkılaptan sonra Selanik'e gittim. Evet doğru bakın bu bilgi doğru.
Niyazi ve Enver beylerle görüştüm. Evet, bu bilgiler de doğru. Onların fikirleri ve yapmak istedikleri şeyler çok iyi. Fakat iş İstanbul'da bozuluyor şeklinde bu soruya cevap veriyor. İnkılabı nasıl gördün? Nasıl değerlendiriyorsun? Nasıl karşıladın sorusuna da Bediüzzaman hakikaten bizim de bildiğimiz Bediüzzaman'ın kendi ifadeleriyle söylediği şeylere çok uygun bu soruya verdiği cevap. Dördüncü soru, muhaliflere ve gazetelere yazdıkları hakkında sorduğum soruya cevabı diyor. Burada çok ilginç bir durum var. Bediüzzaman buna şöyle cevap vermiş. Muhaliflere ve gazetelere yazdığı yazılarla hakkında sorulan soruya verdiği cevap. Meşrutiyet ilan edildikten sonra İstanbul gazetecileri yanıma geliyorlar. Onlarla konuşurken söylediklerime ertesi gün gazetelerinde birçok şeyler daha ilave ettikleri halde görüyorum diyor. Yani Bediüzzaman gazetecilere sorular sorduktan sonra gazeteciler Bediüzzaman'a verdiği cevapların ilave edilerek gazetelerde yayınlandığını ifade etmiş. Zira yazım düzgün değildir ve kitabetim yoktur. Evet, bu bilgiler doğru. Onlar iyi katip gazete usulü üzerine yazıyorlar. Demek ki kendi gazete lisanına çeviriyorlarmış. Öyle anlıyorum Bediüzzaman'a sordukları sorulardan sonra aldıkları cevapları. En çok yazı da İktam gazetesine veririm. O hep doğru yazıyor. Böyle demiş. İktam gazetesinin doğru yazdığını ifade etmiş. Volkan ve Serbestliği gazeteleri çok ilave yapıyorlar. Ben ancak gazetede görüyorum şeklinde cevap veriyor Bediüzzaman. Bir beşinci soru var. Bununla mülakat bitiyor. İstanbul'dan niçin kaçtığını ve sonra ne yapacağını sordum diyor Rıfat Yüce. Cevaben İstanbul'dan korkudan kaçmadım. Bir karışıklık var da ondan geldim. Ki hakikaten doğru bu. Karışıklık var çünkü. Müthiş bir itaatsizlik var. Karma karışık bir vaziyet var. Önüne gelen birbirini şikayet ediyor. Müthiş insanlar öldürülüyor vesaire. Elbette ki Bediüzzaman Hazretleri artık nasihatında tesirsiz olduğunu anladıktan sonra İstanbul'u terk ediyor. Buradan da Anadolu işlerine geçeceğim dedi. Bu soru cevaplar karşısında Rıfat Yüce Bediüzzaman'ın Anadolu içlerinde yaşamış olmasına rağmen birçok ilmi okuduğuna ve bilgi sahibi olduğuna karar veriyor. Kaç yaşında olduğunu sordum diyor son olarak. Kaç yaşında olduğunu sorduktan sonra 32 diyor. Bediüzzaman Hazretleri zaten 32-33. Yaşına tam girecekken ki bu da kanaatimiz o ki yine doğru bir ifade olarak görünüyor. Yaşını söyledikten sonra da Üstad Said Nursi fakat bu son 8 ay içinde yarım asırlık olaylara şahit oldum şeklinde ne yapıyor? Efendim bu sorulara cevap vererek bu mülakatta burada bitiyor ve Rıfat Yüce Bediüzzaman'la yapmış olduğu bu mülakatı sorduğu soruları aldığı cevapları kendisi bu şekilde eserinde ne yapıyor? İfade ediyor. Dediğim gibi yine sayfa kaynak verebilirim. Rıfat Yüce, Kocaeli Tarih ve Rehberi, Eylül 2007 sayfa efendim işte 237. sayfada bu bilgiler mevcut diye bu soruyu bitirelim inşallah cevapları. Hocam maddi şeylere engel konulabiliyor. Fakat manevi ve mana yönüyle olan şeylere engel konulamıyor. Hazreti Ali radıyallahu anh'ın asırlar öncesinden Üstad Hazretlerine yönlendirmiş olduğu manevi bir mektup var. Manevi bir ihtar var. Bunu Celcelütiye'de görüyoruz. Orada Üstad Hazretlerine yapmış olduğu manevi ihtarı ve sonrasında İzmit'ten İstanbul'a sevki. Oradaki o manevi ihtar çok önemli hocam. Bu kısımları açabilir miyiz? Buyurun. Hakikaten öyle önemli. Yani Bediüzzaman Hazretlerinin zaman zaman ifade ediyoruz hayatı
tam bir inayet-i ilahi altında, manevi bir tasarruf altında olduğunu görüyoruz. Hem Hazreti Ali Efendimiz'den hem Gavs-ı Azam Abdülkadir Geylani Hazretleri efendim ona manevi olarak ne yapıyor? Kuvvet-i zahr olarak ona manevi tasarruflarıyla yetişiyorlar. Burada da böyle bir hadise var. Bu o uğursuz işte 31 Mart'ta Cihan Değer nasihatlarıyla ortaya atılan Beyzüman Hazretleri böyle tehlikeli zamanlarda kendisini koruması gerektiği ihtar edildiği zaman en büyük ders doğruluk yolunda ölümü istihkar dersi vermektir efendim şeklinde diyerek 28. lemada bu bahis anlatılırken 1325 yani 1909 tarihi gösterilerek şunlar ifade edilmektedir. Ez cümle akbil vela tehrap yani karşıla kaçma fıkrası belki 6 satırdaki 13 fıkrada istikbalde gelen ve müthiş korkulara düşen birisine hitap ediyor ki karşıla kaçma deyip teşcih ediyorlar. Yani karşıla kaçma şeklinde teşcih ediyorlar. Sair fıkraların delaletiyle başka fıkralar da var buna delil olarak bu umumi hitaba hususi bir muhatap Said Nursi'dir. O halde ya Saiden Nursi ey Said Nursi zammıyla yani eklenmesiyle 1325 yani 1909 ediyor bu. Çünkü şeddeli nun iki nun ve en Nursi'deki şeddeli ye iki ye'dir. İşte o tarihte yani 1909 tarihinde 31 Mart hadisesi münasebetiyle İstanbul'dan kaçarak muvakkat bir zaman mücahede-i maneviyeyi bırakmak niyetiyle hareket ordusundan firar edip İzmit'e geldiği tarihe tevafuk ediyor. Nerede geçiyor bu? Efendim bu lemalarda 28. lema 600. sayfada bu şekilde bir efendim bahis var. Biz şimdi Bediüzzaman'ın muhtemel orada yani bu İzmit'e geçtiği zaman Hazreti Ali Efendimizin Bedi manasına gelen Celcelutiye ismindeki duasını okurken Bediüzzaman İzmit'te bu duayı okurken karşıla kaçma yani akbil vela tehrap karşıla kaçma hitabına muhatap olunca tekrar İstanbul'a dönme kararı aldı diyor. Evet böyle bir ifade. Bediüzzaman ne yapıyor? Tekrar İstanbul'a dönme kararını bu şekilde alıyor. Ve Bediüzzaman Hazretleri biliyorsunuz efendim İstanbul'a dönme kararını bu manevi Hazreti Ali Efendimizin bu ifadesini okuduktan sonra Celcilutiye'de bu kararı alıyor. Tabii ki zaten normal şartlarda da İttihat ve Terakki Cemiyeti onun tutuklanması yönünde de zaten talepleri var. Bediüzzaman da buna karşı koymuyor. Demek ki o manevi ihtarın nesi var kendisinde bir efendim kabul gördüğünü görüyoruz biz. Ve İzmit'te tevkil edilerek yani tutuklanarak İzmit'ten trenle İstanbul'a sevk edilişini ve Harbiye nezarethanesine konmasını gazetelerde özellikle Ceride-i Sofiye gazetesi 18 Nisan 1325 tarihinde yani 1 Mayıs 1909 tarihinde nüshasında haber veriyor. Pekala bu gazete en erken bir gün önceki gün havadisleri yazdığına göre Bediüzzaman'ın tevkifi yani tutuklanması
17 Nisan 1325'te, yani 30 Nisan 1909 günü. Hani dedik ya, Besme Hazretleri 24 Nisan'dan sonra, 24, 25 veya 26 Nisan'da gibi İzmit'e geldiği kanaatimiz var. Çünkü 27 Nisan'da zaten Abdülhamit Han'ı tahtından indiriyorlar. İşte bir takım işte gazetenin de 1 Mayıs'ta bu haberi yaptığına göre bir gün önceki haberi yapıyor. O zaman Bediüzzaman'ın tutuklanması, tevkif edilmesi 30 Nisan 1909 günü gerçekleştiği böylece anlaşılmış ve netleşmiş oluyor. Yani Bediüzzaman Hazretleri'nin İzmit'te kalışı, diyelim ki 24'ünü kabul etsek, neredeyse efendim 6-7 günlük bir mesele, 6 günlük falan bir mesele. Bediüzzaman'ın İzmit'te kaldığı süre bu şekilde. Gazete baş sayfanın üst kısmında yer alan haberde onun İzmit'te tutuklandığı trenle İstanbul'a gönderildiğini, ardından Harbiye Nezaretine nakledildiğini bildiriyor. Haberde şöyle, haberi de okuyalım gazeteden çünkü bunun da belgesi var elimizde. 1 Mayıs 1909 tarihli Ceride-i Sufiye şu haberi geçiyor. Bediüzzaman Kürdi, İttihat-ı Muhammedi Cemiyeti azasından bulunan Kürt Hoca demekle maruf Bediüzzaman Said dün İzmit'te tevkif olunarak Şimendüfer'le Dersaadet'e, yani trenle İstanbul'a gönderilmiş ve Daire-i Harbiye'ye izam kılınmıştır şeklinde bu gazete 1 Mayıs 1909 sayı 6 sayfa 3'te bu haberi ne yapıyor? Geçiyor. Pekala, Bediüzzaman Hazretleri'nin efendim tutuklandıktan sonra İzmit'ten sevkiyle ilgili yine son şahitlerde de bazı bilgiler var. Onları da bu soru içerisinde paylaşalım inşallah. Bediüzzaman'ın İzmit'e geldiği Merkezi Umumi'ye soruluyor. Nezaret altına alınması cevabı geliyor. O karışık günlerde sanki Bediüzzaman da isyancıymış gibi İzmit'ten alınarak İstanbul'a getirilmişti. Bütün mübarek ömrü boyunca asayişin, nizam ve intizamın taraftarı ve hizmetkarı olan Bediüzzaman gibi bir şahsiyeti bilemeyen nadanlar başkalarıyla kıyaslıyorlardı. İşte bunlardan birisi de Mahmut Şevket Paşa'ydı. 31 Mart hadisesine karışan isyancılar birer birer toplanarak bugünkü İstanbul Üniversitesi'nin arkasında bulunan Bekir Ağa Bölüğü denilen hapishaneye atılıyorlardı. Kocaeli'den İstanbul'a dönen Bediüzzaman'ı da diğer mahkumlarla beraber muhakeme edilmek üzere Bekir Ağa Bölüğü'ne kapatmışlardı. Hem de ağır ceza alabilecek idamlıkların koğuşuna. İşte Sultan II. Abdülhamit devrinin namlı paşalarından Kaba Sakal Mehmet Paşa ile genç Bediüzzaman Bekir Ağa Bölüğü'ndeki idam hücresinde karşılaşmışlardı. Bu hatıra ve tespitler 31 Mart hadisesinde idam mahkumlarının celladı Hasan isminde bir zabitin hatıra notlarında ayrıntısıyla anlatılmaktadır. Bir de Bediüzzaman Hazretleri'nin nezarete konma hadisesi var. İzmit'ten trenle sevk edildikten sonra Bediüzzaman Harbiye Nezaretinde efendim nezarethanesine koyuluyor. Burada 31 Mart hareketi ile birlikte merkez kumandanı olan Enver Bey, yani Enver Paşa ile birebir görüştükleri ve Enver Paşa ile aralarında dostluk kurulduğu esaret dönüşünde Enver Paşa'nın Bediüzzaman'ı takdiriyle kendisine Harbiye Nezareti adına o zamanın en yüksek ilmi heyeti olan Darul Hikmet-i İslamiye'yi aza olarak padişah tarafından tayin ettirilmesinden anlıyoruz. Yani Enver Paşa ile Bediüzzaman o nezarette görüştüğüne dair de bir takım bilgiler olduğunu ifade edebiliriz. 31 Mart'ta İstanbul Merkez Komutanlığı'ndan nezaret günlerinin ardından Bekir Ağa Bölüğü cezaevine konulan Bediüzzaman Divan-ı Harp'te yargılanıyor ve neticede inşallah gelecek çekimlerimizde
Bunları ifade edeceğiz. Belgelerini, savunmalarını Bediüzzaman'a ortaya koyacağız. Bediüzzaman Hazretleri neticede ne yapıyor? Beraat ediyor. Ve 22, 23, 24 gün sonra falan beraat ettiğini görüyoruz. Hocam, İzmitli bir olarak memleketimizde Üstad Hazretlerine bu şekilde bir muamelenin yapılmasını şiddetle kınıyorum. Öncelikle bunu söyleyeyim. Gerçekten. Ama fakat Celcelletiye'den aldığı manevi ihtar yönü de ayrı bir şey. Çünkü hareket tarzını değiştiriyor. Tekrardan İstanbul'a dönüyor. Hadiseler daha da çeşitlenmeye devam ediyor. Hocam, 29. programımızın son sorusuydu bu. Programı kapatmadan önce aktarmak istedikleriniz varsa buyurun lütfen. Ben de şöyle bir kanaatim var. Bediüzzaman Hazretleri belki de İzmit'ten Anadolu işlerine doğru gidecekti. Çünkü böyle bir niyetini olduğunu zaten Rıfat Yüce'ye de ifade etmiş. Ancak işte o Celcelutiye'de kaçma efendim, kendini muhafaza et, kaçma şeklindeki o ifadeden manevi ihtardan sonra Bediüzzaman Hazretleri tekrar ne yapıyor? Kadere teslim oluyor. Kaderin sekve efendim tasarrufuna teslim oluyor. Geliyor İstanbul'a, dönüyor ve tutuklanıyor. İşte eğer Bediüzzaman Hazretleri orada bu muhakeme edilmeseydi Divan-ı Harbi Örfi ortaya çıkmaz ve Divan-ı Harbi Örfi'deki bu hukuki müdafaada asra bir ders olarak ibraz edilmeyebilirdi. Demek ki ona ihtiyaç vardı. Belki de orada korkma, kaçma ifadelerini, kendini muhafaza et, koru ifadelerinden biz efendim Üstad Hazretleri demek ki ben ilahi bir tasarruf altındayım. Burada manevi bir ikaz var. Ben kadere teslim olarak burada demek ki yapacağımız vazifeler var şeklinde de İstanbul'a gelmiş olabilir diye düşünüyorum. Divan-ı Harbi Örfi savunması hakikaten müthiş bir hukuk manifestosu şeklinde bir efendim asra bir ders olarak görüyorum ve bunun da önemli olduğu kanaatindeyim. Allah razı olsun hocam, verdiğiniz bilgilerden dolayı. Program burada nihayete erdiriyorum. Evet, Yeni Asya Gazetesi Euronur TV izleyicileri, bir başka programda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Selamun aleyküm.